Profesör Doktor Ekrem Uğur Ekinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün İstanbul yangınlarından konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Yangın deyince İstanbulluların en korktuğu afet diyebiliriz değil mi? Evet, İstanbul'un üç zaten büyük şehirlerin üç büyük afeti var. Biri yangın, biri zelzele, biri sel. Bunların üçü de İstanbul'da vaktiyle çok büyük sıkıntılar doğurmuş, çok canlar almış, çok tahribat yapmış ve İstanbul halkının en çok korktuğu üç afet. Yangın da bunlardan en dehşetlilerinden bir tanesi. Hem can kaybı, hem mal kaybı, hem korkutuculuk cihetiyle. Şimdi zamanımız şehirleri farklı bir şekilde imar edildiği için yangın çok kişinin hatırına gelmiyor veya çok kişiyi belki eskisi kadar endişenak etmiyor ama bundan 100, 200, 300 yıl öncesinin İstanbul'unda ve diğer Osmanlı şehirlerinde yangın ciddi bir tehdittir. Tabii belki bir zelzele kadar değil. Çünkü zelzele geleceğini haber vermez. Bir anda her zaman olabilir. Ama yangın ve sel öyle değil. O az çok geleceğini haber verir. En azından insanlara canını kurtarma fırsatı verir. Fakat bazen öyle yangınlar olur ki veya seller olur ki canını bile kurtarma imkanı bulamaz insanlar. Onun için İstanbul tarihinde çok yakıcı, mahvedici yangınlar var. Zengini fakir eder. Değil mi? Evet, zengini fakir eder bir anda, bir günde şehrin çehresini değiştirir. Çünkü yangın hani bir evin yanmasıyla bitmiyor. Tamamen bir mahalleyi yakıyor. Bazen semtin tamamı. Yakın zamanda bir fotoğraf gördüm. Beyoğlu'nda tarla başında çıkan bir yangın sonrası. Ya. Baktığınız zaman gerçekten hani yüksek binalar var. Evet, diyorsunuz ki hani yapılaşmanın olduğu bir yer. Eski İstanbul sokaklarında hani Müslüman mahallelerinden biri değil ama hakikaten tanınacak tarafı kalmamış. Şimdi Beyoğlu binaları her ne kadar kargir eski tabirle yani taş binada olsa da betonarme değil. Hatta çoğunun ahşap aksamı fazla. Pencereleri, çatıları, tavanları, tabanları hep ahşap. Yani merdivenler. Duvarlar tuğla bile olsa bunlar yığma bina. Tabla beton değil, ahşap tavan yapılmış. Güçlü bir ahşap tavan. Eski evler öyleydi. Onun için o da yangına dayanamaz. Yani belki duvarlar, hatta belki daha bile tehlikeli. Çünkü o birkaç katlı olur onlar. Aradaki katlar yanınca o duvarlar olduğu gibi çöker ve bir zelzele tesiri yapar. İki afet bir arada neredeyse yaşanıyor değil mi? Zaten öyle oluyor. Yani zamanında kaçılmamışsa yangın, evin çökmesi ve çok zaten ölümlerde o vesileyle oluyor yani yangında. Zaten yangın ölümleri ateşten ziyade dumanda zehirlenme veya binanın çökmesiyle yaşanan ölümlerdir. Şimdi yangın deyince biz İstanbul merkezli konuşuyoruz ama eski büyük şehirler ya da eski yerleşim yerleri için konuşalım. Bir kere rüzgar oldukça etkili, binaların yapısı etkili, mahallelerin yapısı etkili. Her ne kadar bahçe olsa da aralarında evler birbirine yakın, bazen birbirine bitişik, birbirine omuz vermiş, destek vermiş. Hani zor zamanda birbirini destekleyen bu binalar yangında maalesef birbirini kendi sonuna doğru çekiyor. Evet, şimdi İstanbul gibi şehirlerin kaderi arazi dar. Ve bu arazi şehirleşmeye çok müsait değil. İstanbul bu şehirlerden bir tanesidir. Yani tepelik bir arazi, bir tarafı deniz, bir tarafı orman, ortada Boğaz, Haliç, yani nereye yerleşecek insanlar? Ve böylece tepeli, çukurlu, dereli mahalleler teşekkül etmiş. Ve büyük şehrin de her zaman cazibesi olduğu için nüfus fazla. Nüfus fazla olduğu için de yapılaşma sıkışık. İşte hiçbir zaman böyle ferah rahat İstanbul'da bir yapılaşma. Bahçeli ev desek bile çok büyük bahçelerden bahsetmiyoruz. Çok küçük bahçeler kastettiğimiz. Yani apartman boşluğu gibi neredeyse. Bahçeler. Evet, evler yüksek değil. Bir katlı, iki katlı, en fazla üç katlı evler var. Fakat bu evlerin hepsi ahşap. Şimdi diyeceksiniz ki niye ahşap? Daha önce de bahsetmiştik. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve etrafında orman çok. Ama taş ocağı yok. Kireç ocağı yok. Kum ocağı kısıtlı. Deniz kumu biliyorsunuz inşaata elverişli değildir. Zaten bu yıkılan binaların çoğunun kumu denizden alıyorlar. Alel usul yıkıyorlar. Deniz kumuyla yapılan binalar çökmeye mahkumdur. O tuzdan dolayı mı? Tuzdan dolayı evet. Çok iyi yıkanması lazım. O da mümkün değil. Kolay değil. Yıllarca deniz altında kalmış bir kumun
Belki çok inkişaf etmiş inşaat teknikleriyle bu mümkün ve yapıyorlardır da belki. Ama normalde bu duyardık eskiden beri. İstanbul'da bazı müteahhitler ucuza getirmek için denizden kum alıyorlar ve ondan sonra bina çöküyor veya çatlıyor veya harap oluyor. O çok mühimdir yani. Evet. Kumun mutlaka tatlı su kumu olması veya kum ocağının kumu olması lazım. Şimdi bir kere ağaç çok etrafta. Ta Kastamonu'ya kadar ormanlar var. Bu ormanların hepsi... Enteresan şimdi İstanbul için konuşuyor olmak, evet, değil mi? İstanbul üstü orman. Rumeli tarafı, Isırancı ormanları. Bu taraf ta İskendiyar Canik Dağları'na kadar orman. Ve bu ormandan ciddi bir nakliyat var. Küçük şeylerle, teknelerle kesilen odunlar, keresteler İstanbul'a geliyor. Yani bunları elde etmek de kolay. Yine Romanya'dan... Bir de bunlar kaliteli ağaçlar tabii yani, değil mi? Tabii. İnşaata uygun ağaçlar. Kullanacak ağaçlar, yakacak ağaçlar değil. Hatta bir ara Sapanca... Sakarya Irmağı ile Sapanca ve Marmara Denizi'ni birleştirme projesinde de maksadın bir tanesi Anadolu'yu yağışa bakımından beslemek, bir tanesi de bu ağaçların Marmara Denizi'ne rahatça suya atıyorsunuz, su götürüyor. Evet. Sonra, taşımacı, kolay taşımacı. Deniz kenar. Anadolu'nun çok yerinde kereste taşımacılığı böyle yapılır. Dağdan yuvarlarsınız. Her yerinde böyle aslında, evet, değil mi? Nehre atarsınız. Hı hı. Onlar nehir götürür, belli yerde onları çekersiniz. Çekersiniz. Bu iş böyle yürüyor. Şimdi bir bu imkan var. İkincisi de İstanbul ciddi bir zelzele mıntıkası. Yani var ya bölgeler, tehlike bölgeleri. Riskli bölgeler. Riskli bölgeler. İstanbul bunlardan bir tanesi. Böyle olunca iki tane yapı tekniği var. Bir taş yapı, iki ahşap yapı. Taş yapı tamam, yangına mukavemetli. Hele ahşap aksamı az ise. İşte Bizans binalarının çoğu ahşap idi. Ama özür dilerim, taş idi. Ama zelzelede kurtulma imkanınız yok taş binada. Defalarca da zaten yıkılıp yeniden yapılmış. Yıkılmışlar ve kaçamıyorsunuz da. Yani zelzeleden kaçış yok. Belki de böyle bir tecrübesi olduğu için İstanbul'un yeni kurulan şehri ağaç üzerine inşa etmişler. Evet, Sultan Bayezid zamanındaki büyük küçük kıyamette İstanbul'un büyük bir kısmı yıkılmış. Taş evler, çok insan ölmüş. Onun üzerine getirilen iman nizamnamesinde İstanbul evlerinin ahşap yapılma talimatı verilmiş ve bütün Suriçi ve buna bağlı olarak etraftaki binalar yeni kurulan yer. Hep ahşap tekniği. Tabii arazi dar olduğu için bunlar birbirine yakın. Bir de ahşap ev zaten bitişik nizama elverişlidir. Zelzele olduğu zaman bu ahşap ev beşik gibi sallanır ama asla yıkılmaz. Böyle bir avantajı var. Ama yangın oldu mu da kağıt gibi yangında erir gider. Bu bir. Bir de İstanbul'un tabii lodosu var. İstanbul gibi lodosu çok güçlü olan şehirlerde yangın büyük bir afet. Zaten İstanbul yangınlarının çoğu lodos yüzünden telefat vermiştir. Lodos eğer olmasa belki hemen lokal bir şekilde söndürülmesi mümkündür. Mesela 17. asır yangınlarının büyük bir kısmı, 18. asırda yangın nizamnamesinin tekrarlanmasını icap ettiren Sultan Mustafa devrindeki yangınlarda da, yine Lale devrindeki yangınlarda da hep lodosun tesiri zayiatı arttırmıştır. İstanbul'un lodosu meşhur zaten. Şimdi öyledir. Evet. Sık sık. Kışında, yazında, her mevsimde lodos gemileri çalıştırmaz. İnsanları neredeyse uçurur. Bunun için bitişik nizamlı evlerde bu zor ama bunun dışındaki konak, köşk gibi evlerde bir lodos duvarı vardır. Evin lodos tarafına gösterişsiz taştan bir duvar örülür. O ev lodos duvarıdır. Bazı şeylerde, eski köşklerde falan görürsünüz. Hiç evin duvarıyla alakası olmayan bir duvar. Daha yüksek, yani gösterişsiz bir duvar. İşte o lodos duvarıdır. Yani lodosun alevleri oraya atmasına rüzgarı da keser. Rüzgarı keser zaman. Hem de aynı zamanda lodos adamı poyraz gibi değildir. Poyraz adamı üşütür ama lodos adamı sersem eder. Veya bir de yangın varsa mahveder. Bu yangın İstanbul için büyük bir tehdit. İstanbul'u defalarca sarsmış. Sadece can, mal kaybı değil, aynı zamanda çok muazzam kültür eserlerini, sanat eserlerinde, tarihi kitapları da, arşiv vesikalarını da yok etmiş bir felaket. Yani insanlık tarihi için en az zelzele kadar menfi neticeler doğurmuştur. Bilhassa İstanbul için ve İstanbul'un yangınları meşhurdur. Yangın her zaman olabilir. Yani kışı yazı yok ama umumiyetle yaz başında çok yangın çıkardı İstanbul'da. Hatta gazeteler patlıcan mevsimi geldi, hanımlar yangına dikkat diye yazılar yazar, ilanlar verirdi.
Patlıcan İstanbul'un çok sevdiği bir sebzedir ve çok çeşitli pişirilir. Fakat hepsinde de kızartma var. İstanbullular kızartmayı çok severler. Vaktiyle tavada unutulan patlıcan sebebiyle çok yangınların çıkıyor. Alev alıyor değil mi? Alev oluyor birden ve anında zaten dağılıyor. Durdurmanın imkanı yok. Ve sadece sizin eviniz yanmıyor. Yani hatayı siz yaptınız, kabahati siz işlediniz. Bedelini. Cereme size çıkmıyor. Bedelini siz ödemiyorsunuz. Yanınızdaki evler, hatta bir mahalle bazen yanıyor. Sent. Bunun için ikaz ederlerdi. Bir başka enteresan husus tütün. Tütün 17. asır başları da 16. asır sonlarında İstanbul'a geldi. Ve bu keyif verici madde bir anda yayıldı ehli keyif arasında. Ve Sultan 4. Murad'ın bu tütüne karşı getirdiği yasak ve tütün içenlere karşı getirdiği ağır cezalar herkesin bildiği, hatta bazen karikatürize bile edilen bir husustur. Bunun sebebi münhasıran keyif verici bir madde içmek değildir. Veya işte tütün içenler bir araya geliyorlar, orada fitne fesat planlıyorlar. Sadece bu da bu değil. Yoksa bu başka türlü de olabilir. İlle buna vesile yangınlar oluyor. Nitekim Cibali yangını ki o devirde çıkmıştır. 3000 ev yanmış o zaman. 3000 ev, yani 5 kişiden düşünün kaç kişi sokakta, ölen yok. Ama ondan birkaç sene sonra çıkan yine Fatih yangınında 4000 kişi ölmüş. Büyük yani rakamlar tabii o dönemin nüfusu için. 500 bin İstanbul'da insan yaşıyor. Muazzam bir rakam. Ve evsiz kalmış binlerce insanı düşünün İstanbul gibi bir yerde. Ne yapacaksınız? Hele bir de kışsa büyük bir felaket. Onun için Sultan bu yangının da Cibali'de bir balıkçının, bir kayıkçının söndürmeyi unuttuğu tütün çubuğundan çıktığı anlaşılıyor. Adamcağız uyuyor. Çubuk devriliyor. Halısından, kiliminden, evinden bütün Cibali gidiyor. Tabii bu sebeple de tütün yasağı mesela getirilmiş ve uzun zaman tütün yasağı devam etti. Birkaç padişah zamanında. Onu artık baş edemedikleri için tütün yasağını kaldırdılar. Fakat yangınlar baktılar ki başka türlü de devam ediyor. Yani sadece tütün değil. Tütünü yasaklamakla çözülmüyor. Yangınlara mani olmuyor. Ama gerek 17. asırda çok yangınlar olmuştur. 18. asırda çok yangınlar olmuştur. Bu yangınlar İstanbul'u silip süpürmüştür. Bu yangın sonrasında bu imar nizamnamesi teyit edilmiş. Ve demişler ki bundan sonra işte evler şöyle yapılacak, lodos duvarı yapılacak, altı taş şu. Bunlara ehemmiyet verilmiş. Ve İstanbul'da su kıt. Su kıt olan bir yer diyeceksiniz deniz var ama denizden su almak, onunla yangını söndürmek tabii engebeli bir araziden kolay bir şey değil. Düz bir yer değil. Her yerde kuyu yok. Kuyu açmak çok masraflı. O sebeple yangın söndürme faaliyetleri de çok zayıf devam ediyor. Bir yerde yangın olduğu zaman bütün İstanbul seferber olur. Yani iki tane kule var. Birisi sonra yapıldı. Sultan Mahmut zamanında Serasker Kulesi, şimdi Bayezid Kulesi diyoruz. Bir tanesi Galata Kulesi. O çok eskidir. Cenevizlerden kalma. Bu ikisi Osmanlılar zamanında yangın kulesi olarak kullanılmıştır. Yangını burada gözlüyorlar. İstanbul'un neresinde yangın varsa sepet sallayarak renkli bezlerle hangi semtte olduğunu orada gösteriyor. Köşklü diye bu işe bakan adamlar var. Şimdi bundan çıkıp hemen haber veriyorlar belli yerlere. Bekçiler vasıtasıyla yangının nerede olduğu haber verilerek bütün İstanbul'da kulaktan kulağa o semte yakın olanların hemen vaziyet almaları ve tedbir almaları temin ediliyor. Hatta çok merak ederler, yangın çıkmış, eyvah acaba nerede? Filanca yerde, ay orada benim işte kayınvalidem var, şu onlar ne alem derler acaba? Yangın bize çok yakın, lodos var, hemen hadi evi boşaltıyoruz. Bunlar normal hadise. Ağır, ne varsa alıp dışarı çıkıyorlar değil mi? Tabii. Bütün padişah, sadrazam, kaptanı derler, kim varsa o zaman ileri gelenler yangın söndürmeye bizzat inmek mecburiyetindedir. Sadrazamın vazifelerinden bir tanesi yangına nezaret etmektir. Yani pek çok sadrazam... Nerede olduğuna bağlı olarak mutlaka... Derhal sadrazama haber gider. Sadrazam hangi saatte ve nerede olursa olsun derhal yangın o kadar emniyet verilmiştir yangına. Bir an önce söndürmesine. Bazen padişahların gitti mesela Ahırkapı yangınına. Zamanın padişah Sultan 3. Osman bile inmiş ve yardımcı olmuştur yani su taşımaya. Orada öyle padişah sadrazam aranmıyor. Yani herkesin bir şekilde yangın söndürmeye iştirak etmesi icap eder. Şimdi bir kere yangın başına gelenler ne yapar? Yangın nasıl söndürülür? Yangın başına gelenlerin bir kere zaten İstanbul halkı bu işi iyi bilir. Tecrübeler var. En azından gözleriyle gördükleri yangınlar var. Onun için devamlı temkinli ve tedbirlidirler. Nasıl? Her ev yangın zuhurunda en azından yangının önünü alabilecek, telefatın
arttırılmasına mani olacak bazı tedbirler alıştı. Kumundan tutun su kovalarına, sarnıçtaki sulara kadar. Ama bu yetmez. Lodos duvarı yapılır biraz evvel anlattığım gibi. Hatta bu küçük evlerde bile o küçücük bahçeler vardır birbirine bakar. Onlara bile lodos duvarının yapıldığını görüyoruz. Yani en azından bahçeden rüzgarla yangın gelmesin. Eğer yalnızlık evi yanıyorsa yapacak zaten bir şey yok da. Lodos duvarı olsa da. Hiç değilse bahçeden gelmemesi için bu yapılır. Hemen mesela sarnıçtaki suyla bahçenin duvarları, evin duvarları, ağaçlar varsa bunlar ıslatılır. Çatı ıslatılır. Yangın alsa bile çok fazla hükümlü olmasın diye. İkinci bir husus, herkes yangına alışık olduğu için yangında hani şimdiki ilk yardım veya afet tatbikatları gibi her evdekiler bir telaşa kapılmazlar. İstanbul'da alışık yangına çünkü. Yükte hafif, pahada ağır eşyalar evden tahliye edilir. Bunun için yangın kutuları hazırlanır. Yangının erişmeyeceği şekilde metalden kutulardır bunlar. Hı hı. Bunlara evin tapuları, altınlar, paralar varsa bunlar, hı hı, konur. Yangın olduğu zaman bunu kaçırırsınız bir kere. Yangında kalsa bile yangında ilk kurtulacak budur. Yangın olsa bile, kalsa bile yangında, yangın çok şiddetli değilse kolay kolay o demir erimeyeceği için metal içindekileri de kurtarmak mümkün olur. En azından o yangın yerini dolaşıp, evet, nerede olduğunu biliyorsanız onu çıkarmanız mümkündür. Fakat bunu yaparken de çok telef olan insanlar vardır. Çünkü yanan eve girdiğiniz zaman siz normal yürüyeceğinizi zannediyorsunuz. Halbuki burası delinmiştir. Bir ayağınızı basıyorsunuz, aşağıdasınız. Yani evet, çivisiydi, bilmem nesiydi. Bakın, bu şekilde çok ölenler olmuştur. Hı. Onun için yangından sonra içeriye kimseyi sokmazlar. Bu tabii aynı zamanda o kutunun korunması için de herhalde. Tabii değil mi? Yani bilen birisi çünkü girer veya girer arar, buna mani olurlar. Hı. Yağmaya mani olurlar. Zaten yangının bir afeti de yağmadır. Kötü niyetli insanlar böyle bir afette. Var mıydı eskiden? Vardı tabii ki. Vardı. Bunun için tulumbacıların bir vazifesi de yağmaya mani olmaktır. Hı. Konuşacağız ikinci bölümde, evet, tulumbacıları, özellikle bu konu, o konuya şu anda girmiyorum, evet, daha detaylı konuşalım diye. Sonuçta İstanbullular sadece aşağı yukarı bu, bir hazırlığı var yani. Yani bu metal eşya. Ha, sonra baktınız ki yangın henüz sizin evinize intikal etmedi. Fakat etmesi kuvvetli muhtemel. Her evde, her mahallede yangın olduğu zaman veya bir afet olduğu zaman toplanılabilecek tabii yerler var, hususi değil. Bir boş arsa, bir meydan, bir cami avlusu gibi buraya geçilir. Orada bekler insanlar. Baktınız yangın daha gelmedi sizin eviniz ama gelme ihtimali var. İşte ıslattınız, yapabildiğinizi yaptınız. İçeriden zaruri eşyalar çıkartılır. Mesela döşek, yorgan, kıyafet, zaruri yiyecek maddeleri. Yani dışarıda ne kadar kalacağınız belli değil. Ne kurtarabiliyorsa kurtarmaya, evet, bakıyor. Bunlara bakarlar. Yani önce çok kıymetli, arkasından zaruri eşyalar evden çıkartılır. Zaten eski evlerde çok fazla eşya olmaz. Çıkartmak mümkün. Şimdi diyelim ki buna rağmen yangın sizin evinizi sardı. İşte o zaman hazin bir manzara. Pek çok insan evinin karşısına oturup evinin cayır cayır yanışını İstanbul'da seyretmiştir. Bu çaresizlik içinde, gözyaşları içinde, bazısı yılların emeğiyle elde ettiği evini, bazısı asırların hatırasının gözünün önünde kül olduğunu seyreder. Ben eski İstanbullularla konuştuğum zaman bunların anlattığı hatıralardan, hani çok çeşitli hatıralar, tramvaylar, şunlar bunlar, en çoğu da bu yangındı. Yani yangına uğramamış İstanbul'da neredeyse yok gibidir. İşlerinden bir kısmı da bu şekilde oturduk karşıya, evimizin kül olmasını ağlıya ağlıya seyretti. Kolay bir şey değil. Diyeceksiniz, evet, tamam sen kurtulmuşsun tamam da. Bu an öyle olmuyor, evet, tabii değil mi? Malcanın yongası. Bir de evle insan arasında, hele şimdiki evleri düşünmeyin, eski evleri düşünün. Doğduğunuz birkaç kuşak evdeydi. Doğmuşsunuz, büyümüşsünüz, birkaç kuşak orada yaşamış. Veya zar zor başınızı bir ev cihaza sokmuşsunuz. Kendiniz yapmışsınız. Evle insan arasında çok yakın bir bağ kuruluyor. Bunu materyalistler anlayamaz. Eşyalı insan arasında öyle veya böyle bir bağ vardır. Onun için annenizden, babanızdan, dedenizden kalma bir eşya kıymetli olmasa bile, hatta çok kötü, salaş bir eşya bile olsa sizin için çok şey ifade eder. Anıları var, doğru. Hatıraları var, gerek yaşanmışlık sizin, gerek başkalarının. Onun için bu İstanbul hayatının en acı sayfalarından bir tanesini teşkil eder. Romanlara girmiş, üzerine şiirler yazılmış. Evet. Şarkılar hatta şarkılar yapılmış. Yani. Şimdi döneceğiz, onu da konuşacağız belki, özellikle tulumbacıları. Ama bir aile için yangının birkaç kuşağı etkileyecek
bir yıkım olduğunu da kabul etmek zaten lazım. Zaten iki göç bir yangına bedeldir derler. Malum ev taşımak da çok büyük bir felakettir. Yangın ne kadar dramatik ki bunu yangına benzetmişler. İki göç bir yangına bedeldir. İşte bizim cemiyetimizin yaşamış olduğu travmalardan bir tanesi işte göçler, hicretler, savaşlar, genç erkeklerin savaşa gidip geri gelmemeleri. Bunlar bir cemiyetin hafızasında ciddi travmalardır. Anlatması kolay ama yaşaması fevkalade zordur. Bir tanesi işte bu yangın gibi, zelzele gibi afetlerin bizim coğrafyamızda çok yaşanmasıdır. Bu mazinin hatıralarının ve kültürünün sonraki nesillere aktarılmasında ciddi problemler. Ya ben eskiden bazılarına sorardım da işte falancanın fotoğrafı var mı veya o nerede? Ha evladım biz kaç yangın gördük. Canımızı zor kurtardık. Fotoğrafımı saklayacağız. O eşyayı mı saklayacağız derlerdi eskiler. Kısa bir araya gidelim sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yangınları konuşuyoruz. İstanbul yangınları deyince geçmişe döndüğümüzde tarih kitaplara sığmış. Etkileri bugüne kadar belki devam etmiş yerlerden bahsediyoruz. Öyle yerler ki mesela son dönemde restorasyon tamamlanmış ama yangınla hayatımızdan çekilmiş saraylar bile var. Evet, doğru. Pek çok saray ahşap aksamı fazla olduğu için yanmıştır. Bunlardan en son ve en hazini de Çırağan Sarayı'dır. Çırağan Sarayı fevkalade zarif, güzel bir saraydır. Oturmak için yapılmıştır. Yani Dolmabahçe Sarayı resmi işler, Çırağan Sarayı ise padişah ailesinin oturması için yapılmış bir saraydı. İnsanlar bunu anlamıyor. Bu varken bu niye yapıldı yanı başına diye ama o değil. Orası bir rezidans Çırağan. Burası ise bir ev ve iş yeri. İş yeri gibi yapılmış. Nitekim zaten Dolmabahçe Sarayı'nı görenler, gezenler bilirler. Bir iş yeri gibidir. Büyük salonlar, kabul küçük salonları. Küçük odalar. Yani hanedanın oturduğu binalar zaten apartman şeklinde fevkalade. Mütevazidir. Ona saray bile denmez. Çırağan Sarayı İttihat ve Terakki iktidarı zamanında büyük bir hoyratlık ve hovardalık neticesinde millet meclisine tahsis edilmiştir. Böyle bir sarayın millet meclisi gibi sirkülasyonu çok fazla bir devlet dairesine tahsisi biraz tabii hanedanı aşağılamak, biraz da kompleksleri tatmin etmek maksadına matuftu. Ve birkaç gün sonra bir soba hadisesi sebebiyle koca saray yandı gitti. Saray yandı. Sarayın içinde eskiden kalma döşemeler, kumaşlar, halılar, eşyalar, duvar kaplamaları, duvar süsleri, tablolar ve muazzam bir tarih hazinesi de yok oldu gitti 1911 senesinde. Ve uzun enteresandır, yıllar öyle kaldı. Benim çocukluğum zamanında, gençliğim zamanında vardı. Sonra 80'li yıllarda Turgut Özal zamanında orası bir otele verildi. Otel orayı tamir etti. Yanına da işte otel yaptı. Otel olarak hiç değilse kurtardı orayı yani. Ondan sonra enteresandır. Mebusan Meclisi nerede toplandıysa yangın olmuş. Evet. Yani o 1908'de meclis toplandı. 1920'ye kadar toplandığı binaların tamamı yanmıştır. Enteresan. Evet. Ondan sonra mesela Fındıklı Sarayı yandı. Arkasından Sultanahmet'teki eski Darülfünun binasına taşındı. Orası da yandı. Sultanahmet Adliyesi'nin olduğu yerde bir bina vardı. Adliye Acaba Nezareti. Bu işten sorumlu birileri bazı, mi? Sorumlu değil de. Sorumsuz. Yani bunu ilahi adalete havale edenler oldu ama yani meclis hani memleketin elbette ki dağılmasında o parlamentonun da rolü var ama sadece onlar değil. Hükümet tabii bu işleri yapan. Yani parlamento ikinci derecede sorumlu. Belki mesul. Ama böyle bir halk arasında böyle bir şey dendi. Yani meclis nereye girse meclis-i mebusan orası yanıyor dediler. Yani. Bu birkaç bina böyle yandı. Enteresandır. Bu yangınlar milli hafızada ciddi bir travma meydana getirdi. Yalnız şuna şükrediyoruz ki Osmanlılar bu yangın felaketini görünce bir tedbir almışlar. Demişler ki kütüphaneleri farklı bir şekilde yapalım. Osmanlı kütüphaneleri taş bina olarak yapılır. Ve hususi kütüphane mimarisi vardır. Kalın duvarlar. Pencereler yukarıda, yüksekte ve bu dışarıdan gelmemesi için. Yangın tesiri olmaması için. Bütün mesela gidin Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi Kütüphanesi, orası bile öyledir. Kalın duvarları vardır, çok kalın ve yangın çık ve ayrı bir yere yapılır. Bitişik bina olmaz. Kütüphane hepsi müstakildir. Köprülü Kütüphanesi böyledir. Feyzullah Efendi Kütüphanesi böyledir. Onun bitişik nizam bir şey yok. Yoktur. Bu kütüphanenin yangın çıktığı zaman o mahalledeki yangın çıkmayan mahalle yok zaten.
hafızıl kütüpler veya kütüphane eminleri eski tabirle bu işe alışıklar. Onların uzun demir çubukları vardır. O demir çubuklarla o pencerelerin demir pancurları vardır. İçte ve dışta. Hemen onları kapatırlar. Böylece dışarıdan pencereden dahi ateşin gelmesine mani olur. Kıvılcım gelmez. Evet. Bu ya İstanbul yangınlarında pek çok ev, pek çok bina, camiler, sanat eserleri hepsi yok oldu gitti. Aile arşivleri yok oldu gitti. Fakat kütüphaneler asgari zararla bundan çıktılar. Mesela Yenikapı Mevlevihanesi, Yenikapı yangınında Yenikapı Mevlevihanesi'nin de yandığı, zaten yandı sonra tekrar yapıldı biliyorsunuz. Kütüphanesinde hiçbir kitap yanmadı. Sadece iki kitap yandı. Onu o gece Şeyh Celaleddin Efendi okumak üzere odasına almıştı. İki kitap yandı. Geri kalan tamamı kütüphanede sürüden ayrılan iki kitap. Evet, o zavallı iki kitap yandı. İşte yanmayan ve yıkılmayan kütüphaneler, kütüphanenin binaları da zelzelede yıkılmamaya, daha doğrusu şiddetli zelzelere mukavim olarak yapılır. Yukarıya şekil olarak, şekil olarak, evet, değişiktir yani. Kütüphane binaları alıcı gözle bakarsanız değişiktir. Hem köşegen yapıları hem de kubbenin, evet, yuvarlak olması. Çok köşelidir, olması. Kubbelidir. Kubbe küçüktür. Duvarlar kalından yukarı doğru incelir. Böyle birbirini kenetler. Onun için kolay kolay yıkılmıyor o binalar ve yanmıyor. Buna ne kadar şükretsek azdır. Bu mimari acaba bizim mimarlarımızın eseri midir? Yoksa onu, evrensel bir bilgi onu ben midir? Bu şekilde okudum ama yani fen iliminde hiçbir şey orijinal değildir. Mutlaka nasıl ki biz kubbeli binaları, ki kubbeli bina biliyorsunuz mimaride çok büyük avantajlar hasıl eder. Hem emniyet, hem ısınma, hem serinlik, hem estetik olarak. Bu mimariyi biz Yunanlılardan, Romalılardan, Romalılar Yunanlılarda, Yunanlılar da İranlılardan aldılar. Yani ama yani doğudan batıya, batıdan tekrar doğuya, evet, mı dönmüş? Ama şurası bir hakikat ki kendi karakteristiklerini verdiler. Yani kubbe yapmak da zor bir şey. Zor bir şey. Zor bir şey. Kubbeli şimdi belki kolay ama teknoloji inkişaf etti. Şimdi bile tutturamıyorlar. Şimdi bile bir şey yaramıyor tutturdukları. Hele o akustiklerini hiç yapamıyorlar. Onu hiç maalesef yapamıyorlar. Yani düşünün kocaman Osmanlı camilerini, imam durduğu yerde normal bir sesle Allah-u Ekber diyor. Siz en arkada bunu duyuyorsunuz. Şimdi o kolonlar koyuyorlar, bağırtırıyorlar falan ama eskiden Osmanlılar zamanında buna ihtiyaç yok. O akustiği hasıl etmişler. Ve bu çok sıradan mahalle camilerinde bile kubbeliyse eğer, bakıyoruz aynı akustiği orada da tatbik etmişler. Çünkü bu bir usta-çırak münasebetidir. Osmanlı asırlarca geleneğe sahip çıktığı için mimari gelenek, dini gelenek, efendim, esnaf geleneği, kayıkçı geleneği, devlet geleneği bir bütün olarak birbirine miras eklene gelmiş ve inkişaf etmiş. Arada bir kopukluk ve kesiklik olmadığı için ancak işte bir takım asayişsizlikler, afetler falan araya girmiş. Ama mesela ondan sonra Cumhuriyet devrindeki o kopukluk artık telafisi imkansız bir kopukluk meydana getirdi. Şimdi bizim kişisel gelişim ya da kariyer planlaması dediğimiz şeyi usta-çırak ilişkisi, evet, içinde zaten vatandaşın kendisi, evet, yani yaşayan, evet, bir organizma, evet, gerçekleştirmiş. Yani bu inkar edilmez bir başarı formülüdür. Bütün ilimler bila istisna, ister sanat olsun, ister fen olsun, ister sosyal bilgiler olsun, usta çırak münasebetiyle yürür. İlim üstattan öğrenilir sözü çok meşhurdur. Hazreti Peygamber'e ait bir söz. Yoksa ben okurum, kitap okurum, deney yaparım, bununla ilim öğrenilmiyor. Ha, öğrenirsiniz, hiç mahrum kalmazsınız ama hiçbir zaman o eski usta çırak münasebetinin getirdiği avantajları, kemali o kişinin elde etmesi mümkün değildir. Bu bir, evet, kopuktur, kopukluktur. İşte onun için ben o mimaride de, nitekim şimdi bile antik şehirlerde yıkılmayan binalar görüyoruz. Mesela Erzincan çok büyük bir zelzele mıntıkasıdır. Defalarca zelzele oldu. Ben de bu zelzelenin bağısına şahit oldum 84'te, 92'de. 1939 zelzelesinde Erzincan dümdüz bir yerdir. Etrafı, dağlık ortası dümdüz bir yer. Yakınından Fırat geçiyor. Zelzele olmuş. İki bina ayakta kalmış 1939'da. Tabii o zaman binalar tek katlı falan. Birisi Almanların 10 sene önce yapmış olduğu istasyon binası, ki duvarı çatlamış. Almanya demiş ki eğer onun duvarı çatladıysa Erzincan tamamen yıkılmıştır. Malum Almanların ne kadar ciddi aldıkları. İkincisi de Selçuklulardan kalma çadırcı hamamı. Bu çadırcı hamamı nice zelzele, nice yangın, nice sel gördü ve şu anda hala
kubbesiyle beraber, duvarlarıyla beraber ayaktadır. Selçuklulardan kalma. Selçuklulardan. Evet. Onun da binası da işte o kütüphane şeyine benziyor. Ben gördüm onu. Muhtemelen bu bir aktarılmış bilgiyle. Evet. Bunu belki de zor, belki de masraflı. Nereye bunu biz tatbik edelim? Türbe yıkılırsa yıkılsın. Kütüphane yıkılmasın dediler. Kütüphaneye tatbik orada ettiler. Orada devam etmişler. Evet. Peki şimdi gelelim şarkılara da konu olan İstanbul yangınlarının biraz daha magazin unsuru tarafına. Aslında önce şöyle sormak lazım. Devlet eliyle yangınlara karşı bir tedbir sadece binaların yapım biçimlerine müdahale etmekle mi gelmiş, yoksa yangın söndürmek için de bir sistem kurulmuş mu? Tulumbacılar dediğimiz sistem halk arasında gönüllülük esasıyla devam eden bir sistem, evet, miydi? Şimdi Sultan II. Bayezid zamanında, yani 1510'lu yıllarda veya da belki daha evvel bir nizam getirildi. İstanbul imar ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 100 yıl içinde veya 50 yıl içinde İstanbul yeniden imar edilmişti. Çünkü Osmanlı'nın fethettiği İstanbul harap bir İstanbul'du. Burada umumiyetle ahşap unsurları kullanılmış ama taştan da vazgeçilmemiştir. Mevcut taş malzeme kullanılmıştır. Fakat 1719'da Lale Devri'ndeki büyük bir yangın ardından, Ayazma yangını arkasından, ki 4000 kişinin öldüğü 3 gün devam eden bir yangın bu. Felaket bir yangın. Ağıtlar vardır hakkında yazılmış o zaman. Yani hatırımda yok, olsa da keşke söylesem. Çok acıklı ağıtlar yazılmıştır İstanbul'da. Bunun üzerine bir yangın nizamnamesi getirilmiş. İşte biraz evvel arz ettiğim gibi evlerin, inşaatların yapımı, sokaklar, sokakların belli yerlerinde çeşmelerin bulunması gibi büyük ölçüde riayet edilmiş ama tam manasıyla riayetinin mümkün olmadığı bir imar nizamı getirilmiştir. İstanbul, insanlar bazı şeylere şaşırıyor ama belediye nizamnamesinin, imar nizamnamesinin, temizlik nizamnamesinin, gıda standardı nizamnamesinin ilk tatbik edildiği şehirlerden bir tanesidir dünyada. Yani Fatih zamanında, Sultan Bayezid zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında biz bu kanunları görüyoruz. Yani sokakların temizlenmesi, sokağa tükürenlerin vereceği cezalar, evlerin temizlenmesi, imar edilen gıdaların hangi şeylerle satılacağına dair kanunnameler vardır. Evler mesela ne kadar yüksek olacak, önemli mesela çıkma yapamazsınız, hizalı olacak, benzer malzeme kullanacaksınız, her istediğiniz renge boyayamazsınız, her istediğiniz şekilde bina yapamazsınız. Bunlar bir şeye bağlanmıştır. Düzene bağlanmıştır. Ama gelin görün ki... Ha, o tabii ki bir de şöyle bir durum var ama sizin oturduğunuz yer fethettiğiniz yer 2000 yaşında bir şehir. Yani şeyi sayarsanız... Aslında kural koymakta değil ama bizim uygulamakta sorunlarımız bir de tabii, var maalesef. Bir de bizim halkın malum yasakları delmeye çok mütemail olması. Bir de İstanbul sirkülasyonu çok fazla olan bir yer. Devamlı göç mıntıkası. Yani işgal görmemiş ama Osmanlılar devrinin sonuna kadar, belki sonundaki işgal müstesna, çok muhacir gelmiş. Bunlar şehrin tabii ki şeyini bozuyor. Bir müddet sonra artık bu imar şeyini düşünemiyorsunuz. Rastgele evler yapılıyor. Nitekim daha sonra biz bunu 50'li yıllarda gece kondu furyası olarak gördük. Kim önleyebildi? Yani Cumhuriyet devrinde önlenemedi ki Osmanlılar önleyebilsin ama mümkün mertebe bina eminleriyle, şehir eminleriyle bunu tatbik etmeye çalıştılar. Devlet elinden alınan tedbirlerden bir tanesi bu. İkincisi yangınların ilanı. Onu da geçen kısımda anlattık. Gerek Galata Kulesi'nden, gerek Serasker Kulesi'nden ve gerekse mahallelerde cami minarelerinden yangının gözlenmesi ve alakadarlara derhal haber verilmesi, ki biliyorsunuz bunda önceden haber almanın çok emniyeti var. Yani tamam, yangın yanan yer yanar gider de yangına yakın olan yerlerin uyarılması ve bir an evvel tahliye edilmesi, tedbirlerin alınması da bu devlet tarafından tertiplenmiş ama yine gönüllü usulle mahallelerin, belediyelerin tanzim ettiği, imamların tanzim ettiği bir usul olmuş. Üçüncüsü yangın söndürme. Yangın var ama sönecek. Tabii yangın söndürmek çok kolay değil o zamanın tekniğiyle. Yani ancak yangının yayılmasına mani olabilirsiniz. Nasıl oluyor bunlar? İki türlü oluyor. Bir, yangını söndürmeye çalışmak. İki, yayılmasını engellemek. Yangını söndürmeye çalışmak suyla oluyor. Başka bunun ölçüsü yok. Bunun için tulumbalar var. Büyük tulumbalar. Bu tulumbaya su dolduruluyor. Bunlar tulumbacı denilen itfaiyeci erleri vasıtasıyla yangın mıntıkasına intikal ettiriliyor. Bu yangın tulumbaları her mahallede var ve vakıftır, ortamalıdır bunlar. Mahallenin vakfıdır, Avarız Vakfı'ndandır. Mahallenin tulumbacıları bu şeyi alırlar ve en yakın yangın yerine götürerek yangını söndürmeye çalışırlar. Bazen birkaç tulumbacı buraya gelir. Tabii burada en büyük problem suyun bitmesi halinde nereden su alınacağı. İstanbul'un çeşmeleri var ama suyu kıt, kuyuları var ama su alma imkanı kolay değil. Deniz yakın ama her zaman deniz yanında
yangın olmaz. Ve denizden su almak kolay değil. Onun için bu su problemi bu tulumbacıların ve tulumba sandıklarının çok fazla aktif bir rol oynamasını engellemiş. Ama hiç yoktan gene işi çözmüş. İkincisi yangının önlenmesi. Nasıl yangın? Bir bina yanmaya başladığı zaman zamanında müdahale edilmişse ilk yapılacak şey iki yanındaki binaların yıkılmasıdır. Bu da çok azim bir şey. Yani o ev sahipleri de böyle içi burkularak evlerinin yıkılmasını, bunu da işte tulumbacılar yapar. Ev hemen sökerler. Onlar alışmışlar. Tahta ev olduğu için ahşap vergi tekrar bağdali. Kurulmak üzere sökülmüyor herhalde değil mi? Yıkılıyor. Bitiyor yani. Bitiyor artık ev. Ancak ahşabını kullanarak belki tekrar bir şey yapabilirsiniz. Ki etrafa yayılmasın. Şimdi buradan ve başka bir şey soracağım. Bu zararı kim karşılayacak? Söyleyeceğim. Yanan evi de yıkıyorlar. Yani eğer yanan eve girme imkanı varsa derhal evi yıkıp yayılmasını engelliyor. Çökertip yayılmasına mani oluyor. En azından söndürülecek alanı evet. Küçültüyorlar. Bu tabii bunlar da üzücü şeyler. Kim tazmin ediyor? Onu istersen en son söyleyelim. Tamam, yangının olur, tazminatı peki, kimin üzerine ama unutmayalım. Bu da ciddi bir hizmet. Üçüncüsü tulumbacıların yaptığı hizmet. Yanan fakat henüz yangının yayılmadığı eve girip evdeki eşyaları ve insanları kurtarmak. Şimdikilerin de yaptığı gibi. Eve girerler. Canlı varsa canlıyı, canlı yoksa zaruri eşyaları şimdi kurtarırlar. Şimdi de itfaiyeciler içeri girdiğinde eşya alıyorlar mı? Eşya almıyorlar, hayır. Hayır, canlı değil. Kurtarıyor. Evet. O kolay bir şey değil. Evet. Şimdi eşya bulmak daha kolay eskiden, eskiye göre. Doğru. Eski. Tabii. Şimdi bu tabii iptidai bir usul. Yani tulumbacıların yani bir koca sandık içinde suyla ama hiç değilse yine o zaman insanların yangına karşı bir hassasiyet ve alakanın oraya teksifini temin ediyor. Ve mahallelerin her yerinden yangın söndürme insanlar geliyorlar gönüllü olarak. Gönüllü olarak. Şimdi bu tulumbacılar resmi bir teşkilat değil. Yani devlet tarafından maaşlı değiller. Bunlar bir centilmenler kulübü. O mahallede yaşayan gençler, bunlardan bir tanesi ayakkabı esnafıdır. Bir tanesi su sakasıdır. Bir tanesi kalemde katiptir. Bir tanesi paşazadedir. Hiç fark etmez. Bunlar tulumbacı kulübüne yazılırlar. Zaman zaman talim yaparlar ve yangın olduğu zaman bunlar derhal yangına intikal ederler. Bu onlar için bir centilmenlik, bir şövalyeliktir. Bunun karşılığında ne alırlar? En başta şeref, kendilerini tatmin. Bu bir spor kulübüdür. Yani birkaç hafta konuşurlar herhalde nasıl tabii, söndürdük diye. Bunu başka işte folklora girdi dediniz ya. Yani taş kasaplılarla efendim balatlılar arasında yarış vermesi. Hangisi önce yetişecek yangın yeri? Bunlar yarışıyorlar. Hmm. Tabii daha yani filmlerde falan. Söylüyorlar. Evet. Siz geçtiniz, biz geçtik. Yani bu bir yani aslında yangın söndürmenin öncesine önüne geçen biz söndürdük, siz söndürdünüz, bu bir şey. İkincisi sosyalleşme. İkincisi yangında evi kurtulan, adamı kurtulan, malı kurtulanlar bunlara bahşiş veriyorlar. Yani bir belli bir ücreti yok. Yok, hayır, gönlünden ücreti yok. Ne koparsa evet. Ne kadar kurtulursa hatta galiba. Hatta öyle değil yani onlar yani hani milletten bir şey dilenmiyorlar. Gönlünden ne koparsa değil. Ama yani nasıl yani bir tarifesi yok yani işin. Belli, yani elit bir ortamda nasıl size hizmet eden birine size el açmadan bahşiş vermek adetse burada böyle bir şeydir. Yani adam sırf gönüllülük usulüyle belki Allah rızası için, belki desinler için, belki kendini tatmin için bu işe koştu. Bu İstanbul'un eskiler tabii tesanüte dayanışmaya çok emniyet veriyorlardı. Bu her yerde böyledir. Yani yarın da benim başıma gelecek çünkü bu. Bugün onun evi yanıyorsa. Biz yangından masum değiliz ki. İstanbul'un her mahallesinde yangın olmuş. Eyüp'ten tutun Üsküdar'a kadar. Yanmayan mahalle kalmamıştır. En çok Suriçin'de olmuştur. Suriçin'in hususiyeti sebebiyle ama biraz da Suriçin'in o Balat tarafı. Cibali, Balat, o taraflar. Karşıda Ayazma. Orada muazzam yangın oldu malum. Suriçin'de Samatya tarafları altta bitişik evlerin çok bulundu. Fatih defalarca yandı. O Şehremini, Fındıkzade falan hep yangın yerleridir. Tabii sobalar, bacalar vesaire işin içine katınca evler çok tabii yakın. Evler daha birinden bir kıvılcım. Yani kimse bu çok kaçınılması neredeyse imkansız bir musibet bu. Kışın da yazın da. Evler de eskidikçe evler tabii. Eski, evlere bakmak kolay değil. Cemiyet eski zenginliği yok. Evleri tamir edemiyor. Evleri tamir etmek kolay değil. Ahşap ev olanlar bilirler. Yani ahşap ev devamlı otursanız bir türlü, oturmasanız bir türlü. Ayakta oturmasanız tutmaksa. Kendinden yıkılır. Otursanız sizinle beraber yıkılabilir. Bizim ahbaplarımız da ah derdi.
Biz olmasak bu ev bir gün durmaz. Her gün elimiz üstünde. Yine de mesela merdivenlerin gıcırdaması, evin önünden bir araba geçtiği zaman sallanmasını engelleyemezsiniz. Yine bakarsınız kışın bir yerden esiyor. Yani bu öyledir, ahşap ev çok zahmetli. Evet. 100 yıl ömrü var. 100 yıldan sonra artık evden hayır gelmiyor maalesef. Bizim onun için sivil mimari örneğimiz çok azdır. Restorasyon da yapamıyoruz bu yüzden. Kalmıyor çünkü. Kalmıyor çünkü. Şimdi bu tulumbacılar uzun zaman olabildiği kadar alakadar imkan hizmet görmüşler. Fakat tabii artık 18. asırda modern bir İstanbul meydana getirmek iradesi var hükümetlerde. İşte tramvaylarıyla, hava gazıyla yollara parke döşeterek, gemi nakliyatı yani yolcu gemileri kurarak, tünelleriyle falan artık İstanbul'un bir Avrupa şehri olması çok zor. Ne kadar olsa İstanbul bir şark şehri ama Avrupa şehri hüviyeti kazandırmak isterlerken bir itfaiye teşkilatı kuruldu. Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında bir itfaiye teşkilatı kuruldu. Bu itfaiye teşkilatına Sultan Abdülhamit çok ehemmiyet verdi. Çünkü ondan evvel de bir takım yangınlar oldu. Beyoğlu yangını oldu mesela, bütün Beyoğlu neredeyse yandı. Çok ehemmiyet verdi. Zichinski Paşa adında bir Polonya asıllı bu işin mütehassısı geldi. Daha önce de Davut Gökçek adında bir muhtedi, gerçek diyorlar ama gerçek değil, okunuşun yazı, o bu tulumbacı teşkilatını ıslah etmişti Lale Devri'nde. Sultan Abdülhamit Devri'nde de modern itfaiye teşkilatı kuruldu. O zamandan bu zamana itfaiye teşkilatı Türkiye'nin en iyi çalışan posta 1, itfaiye 2 müesseselerindendir. Yani falsosu çok az, zayiatı çok az, acizliği çok az olan iki teşkilat. Bugüne kadar gelmiş. Çocukluğumdan beri hep bunu söylerler. Gelmiştir. Ama işte yangın olur biz yangına gideriz. Yokuşlardan keklik gibi sekeriz mesela. Bunlar tulumbacı türküleridir. Dediğiniz gibi kültürümüze çok işlemiş. Zararı da çok olmuş. Kültürümüze de çok işlemiş. Hemen herkesin yaşadığı bir afet olarak yangın tarihe geçmiş. Son olarak bu yangını kim, daha doğrusu zararı kim tazmin eder? Zararı kim karşılıyor? Şimdi her mahallede avarı sandıkları var. Avarı sandığı şu: eskiden arizi bir vergi çıktığı zaman insanların ödemesi kolay olmadığı için, alışılmadık vergi çünkü bu. Bu vergiyi rahat karşılamak için zenginler vakıf kurarlardı. Avarız Vakfı. Yani vakıf sadece cami hastane değil. Bu mahalle halkı, bu köy halkı aniden vergi çıkarsa bunu nasıl ödeyecek diye adam vakıf kurmuş. Bu vakıf nemalandırılıyor, güçleniyor ve insanlara buradan borç para veriyor. Zamanında bu şeyi değiştirmiş hüviyetini, bir mahallede evi yanan, İş yeri yıkılan, hasta olan, çalışamayacak vaziyette olan, yetim bir kız evlenecek, yetim bir oğlan iş kurulacak, avarı sandıklarından ona faizsiz kredi verilmiş. Bununla bu tazmin ediliyor. Bazen de hükümetin, devletin vaziyeti iyiyse, bir savaş falan yoksa, devlet bu zararları kendisi karşılıyor. Evet. En azından yine insanlar başını sokacak bir yer bulabiliyorlar. Bir yer bulabiliyorlar. Mesela Sultanahmet yangını olduğu zaman teyyare apartmanları yapıldı bugünkü Aksaray'da. Aksaray'da yangın yeridir. Fakat tabii bu insanlar bu apartmanlarda oturamadılar. Çok sıkıntı çekti. Alışmamış, hep bahçeli eve alışmış. Onu da yansın bitsin dedi Cemil Paşa. O yangına müdahale etmedi. Neden müdahale etmiyorsun? Ya burası dedi mezbelelik dedi meydanda. Buraya yansın, ben buraya dedi Paris'teki meydan yapacağım dedi. 1911'de İttihatçıların belediye başkanı bu Cemil Paşa. Oradaki yangın, Harik Zedegan, Harik yangın demek. Harik Zedegan, yangın zede. Apartmanları sonra tayyare apartmanları oldu çünkü Türk Hava Kurumu'na devredildi orası. Vakıfların olduğu halde vakıflardan alıp oraya devrettiler. Hava Kurumu orayı kiralıyordu. Şeyler orada oturamadılar. Yani bahçeli eve alışmış olan İstanbullular o apartmanlarda oturamadık. İstanbul'un ilk apartmanlarıdır onlar neredeyse. Oturamadılar. Sonra tekrar şehre dağıldılar onlar. Kendilerine mahsus evlere dağıldılar. Böyle de bu da bir tedbirdi ama. Evet, şimdiki gibi kiracı olabilme kavramı çok olmadığı için. Çok nadir İstanbul'da, evet, kiracılık. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.